Ahevran Türk Müziği Topluluğundan Hasan Eraslan'a ziyaret. Kırşehir Ahevran Türk Müziği Topluluğundan Ahevran Üniversitesi Müzik Başkanı Profesör Doktor Kubilay Kolukırık, emekli öğretmen Hülya Güneş, emekli biyoloji teknisyeni İlknur Yarımkale, radyoloji teknisyeni Reyhan Polatlı ve kurs başkanı Doktor Berker Öztürk, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaret ettiler. Ahevran Üniversitesi Müzik Başkanı Profesör Doktor Kubilay Kolkarık yaptığı açıklamada ilimiz Kırşehir UNESCO Müzik Şehri olarak seçilmesinin ardından ilimizde müzik faaliyetleri daha ve özellikle büyük ustalarımızdan Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Neşet Ertaş gibi büyük ozanlarımız ülke genelinde daha iyi tanıtılır hale geldi. Ahevran Üniversitesi Müzik Başkanı olarak sadece yöremizin türkülerini değil, bütün müzikler, türküler bizler için evrenseldir diyerek sözlerine şöyle devam etti. Tabii ki efendim. Ben Profesör Doktor Kubilay Kolukırık, Kırşehir Ahevran Üniversitesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanıyım. Kırşehirliyim. Kubilay Bey, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bir program düzenliyorsunuz. Bu program hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şimdi efendim biz üniversitedeki çalışmalarımızın yanı sıra bir de şehrimize de açılarak özellikle de Ahevran Veli Hazretlerinin ismini de dikkate alarak, çünkü o bizim için, şehrimiz için çok büyük bir değer, üniversitemizin de ismini taşıyor. Ahevran Türk Müziği Topluluğu oluşturma kararı aldık. Burada tabii hekim arkadaşlarımızın da özellikle katkıları oldu. Bir araya geldik ve çalışmalarımızı da başladık. İlk şey olarak, isimlendirme olarak, hani dediğim gibi Ahevran Türk Müziği Topluluğu, yani Türk Sanat Müziği ya da Türk Halk Müziği değil, Türk Müziği Topluluğu. Bu bünyede hem sanat musiki cemiyetimiz oluştu, hem halk müziği anlamında bir grubumuz söz konusu oldu, hem de dini musikimiz, tasavvuf musikisi anlamında bir grubumuz oluştu. Yani şu anda 3 tane ayrı grubumuz bu Ahevran Türk Müziği Topluluğu camiası altında birleşmiş durumda. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 60 kişilik bir ekip ile çalışıyoruz. İşte koristlerimiz var, sazendelerimiz var. Sazendelerimiz arasında üniversitemizin seçkin öğretim elemanlarının katkısı söz konusu ve şehrimizin diğer ileri gelen çok değerli insanların, ablalarımızın, abilerimizin, gençlerimizin de katkısıyla böyle bir güzel, bir nezih bir topluluk oluşturmuş olduk. Peki bu programın asıl amacı nedir? Şimdi biz önümüzdeki işte 19 Aralık'ta, özür diliyorum, düzeltiyorum. 13 Aralık'ta saat 19'da Neşet Ertaş Belediye'mizin Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde bir Zeki Müren'i anma sanat müziği konseri tertipledik. Bütün halkımıza davet ediyoruz. Katılım ücretsizdir. Tabii bizim şehrimizin müzik kültürünü hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Biz şehrimizin müzik, bu ki UNESCO Müzik Şehri, Kırşehirimiz, şehrimizin müzik kültürünü biraz daha zenginleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biraz da çıkış noktamız o oldu. İşte halk müziği, bozak müzik kültürü bizim için son derece önemli. Ancak Ahevran-ı Veli Hazretlerini şöyle bir düşündüğümüzde, önemli bir isim olarak, yani kendisi bir Allah dostu, bir tasavvuf büyüğü. O nedenle onun misyonuna da hani bir şekilde atıfta bulunarak hem bu bünyede sanat musikimiz, klasik Türk musikisi ekibimiz oluşsun istedik. Çünkü bunun kökenlerinde manevi temeller var. Temelleri maneviyatta, iklimlerine dayanıyor. Dolayısıyla bir de tasavvuf musikisini de oluşturduk bu anlamda. Yani medeniyet kurgusunda sanatın önemli bir yeri var. Biz de atalarımıza layık olmaya çalışacağız. Onların isimlerini yaşatacağız. Ve gençlerimizi de bu anlamda sanata kucaklaştırmak, sanatta buluşturmak niyetindeyiz. Tabii bu ayın 13'ünde, 13 Aralık tarihinde saat 19'da yapacağımız program da o anlamda bizim ekip olarak Türk sanat musikisi anlamına yapacağımız ilk önemli etkinlik diye düşünüyoruz. Zeki Müren de bu anlamda rahmetle onu almış olalım. Kendisi gerçekten sanat güneşi olarak toplum tarafından kabul görmüş ve sanat müziğine çok ciddi hizmetleri de bulunmuş. Önemli bir büyüğümüz. O nedenle de onu anmak bizim için çıkış noktası da oldu ilk program olarak. Bu da anlamlı oldu diye düşünüyorum. Çünkü halkın bağrında gerçekten önemli bir yer tutmuş olan bir sanatçımız, malumunuz. Programı düzenlediniz ve Kırşehir'e katkı sağladığınız için tebrik ve takdir ediyoruz. En son olarak neler söylemek istersiniz?
Ben tabii bu tür yapacağımız etkinliklerde AHİTV'miz gerçekten her zaman yanımızda yer alıyor. Bu yapacağımız programların tanıtımlarında bizlere destek olmaya devam ederseniz çok seviniriz. Hatta programımızı çekim için de gelirseniz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun diyorum. Herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. AHİ Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Kırşehir Ahevran Türk Müziği Topluluğundan Ahevran Üniversitesi Müzik Başkanı Profesör Doktor Kubilay Kolukırak'a, emekli öğretmen Hülya Güneş'e, emekli biyoloji teknisyeni İlknur Yarımkale'ye, radyoloji teknisyeni Reyhan Polatlı'ya ve kurs başkanı Doktor Berker Öztürk'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılarının devamını diledi. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.